Merhaba. Bu merhabayı sabitledim ben. Tamamdır. Sırtım yere gelmez artık. Dipsiz Monoloğun 5. bölümüne hoş geldiniz. Gerçek bir monologla karşıyasınız yeniden. Çünkü bir başıma oturmuş burada sizlere konuşuyorum. Bir şeyler anlatacağım. Zaten bu aralar yaptığımız sadece bu. Kendi kendimize kalıp bir şeyler anlatmak, bir şeylere maruz kalmak filan. Şimdi önümde bilgisayarım açık. Bir yandan YouTube kanalıma bakıyorum. Çünkü kaç tane kaydetmiştik ya, kaç tane yayınlamıştım ben bizim bu podcastimsi bir şey. Çünkü ne olduğu belli değil. Sadece kayıt alıp sizinle paylaşıyorum onu. Çünkü böylesi benim daha çok hoşuma gidiyor. Bunun yalınlığı, böyle teknik hiçbir şey ellemeden. Daha önce mesela radyo programı yaptığım zamanlarda işte yok jingle'ı koyalım abi, şurasında bunu yapalım abiler falan havalarda uçuşuyordu. Şu an sadece kayıt tuşuna basıyorum ve akıyor. Bütün yanlışlar, işte E'lemeler, B'lemeler, aradaki bütün S'ler falan size geçiyor. Çünkü bence öylesi daha iyi. Hiçbir şey yani yetmedi mi filtreler her yerlerde. O yüzden biraz böyle kendi kendime konuştuğum bu şeyi size kütledenek sunmak istiyorum. Ne hoş olur okur da, aman okur diyorum, dinler de, işte bakın böyle şeyleri mesela dinler de, severseniz, öper koklarsanız çok hoş olur. Neyse. Bugün günlerden 19 Nisan olmakla beraber, yani aslında 12 geçtiğimiz için 19 Nisan, benim de yaklaşık evde geçirdiğim süre herhalde bir 40 gününü buldu. Aslında çok ilginç tabii, yani bu dipsiz monolog meselesi aslında karantinadan falan önce benim aklıma gelen. Hatta işte içerik geliştirip burada da, yani Selanik'te de başka başka insanlarla bir araya gelip bir takım içerikler üreteceğim bir fikirdi. Yani bu kendi kendine konuşma hali aslında biraz daha tatlı olacaktı. Ama gelin görün ki zaman böyle bambaşka bir yere götürdü bizi ve hadiseler. Dolayısıyla buradayız şimdi. Biraz eksantrik oldu. Yani daha önceki bölümlerden birinde örneğin Aslıhan'la burada, emlak ofisi olan Aslıhan'la bir araya gelmiştik ve orada o kayıtta onunla beraber işte Selanik'teki ve genel itibariyle Yunanistan'daki emlak piyasası üzerine konuşmuştuk. Ama tabii şu an ev hususuna çok başka bir perspektiften bakıyoruz hepimiz. Bilmiyorum, burayı es geçiyorum şimdi. Hatta yarın öbür gün önümüzdeki hafta içinde yine burada yaşayan bir arkadaşımla beraber bir kayıt alacağız. Bilmiyorum hangi koşullar altında yapacağız bunu, ama yani dipsiz monoloğun Selanik'ten bildiriyorum kısmını geliştirmek gibi bir derdim var. Uzak da olsa bunu yapacağız yani bir şekilde. Artık olsun değil mi ama. Bu bahsettiğim işte 40. gün filan, oraya geri dönecek olursam. Artık tabii yani evde yalnız olmaklar filan, bunları geçtik. Hani hiç takıldığım şeyler değil bunlar, inanır mısın? Yani aman yalnız mı yatmışım kalkmışım, sabah uyanmışım kahvaltı etmemiş miyim, aman canım kimin umurunda filan gibi bir havada yaşıyorum. Zamansızlığı buldum yani. Bu daha tatlı. Özellikle geceleri yaşıyorum. Bir de bu arada bu kaydı evin başka bir odasında alıyorum. Daha öncekileri küçük bir odada alıyordum. Dolayısıyla biraz daha kaliteli bir kayıt dinlemiş olacağınız şeyler, o diğer kayıtlar yani. Bugünkü biraz daha geniş bir odada ve dolayısıyla ufak bir yankı var. Balkona daha yakınım. Dolayısıyla az önce motor geçti mesela, onu duydunuz. Ha, motor geçti mesela. Oraya gelecek olursak, Selanik'te ve Yunanistan'da tabii ki bir sokağa çıkma yasağı var. Ama öyle bizdeki gibi, Türkiye'deki gibi uygulanmıyor yani. Öyle hadi hafta sonu kapanıyoruz abiler eve, İşte pazartesi hurra gibi bir durum yok. Burada duyuruyu yaptıkları andan itibaren herkes nasıl olacak bu sokağa çıkma yasağı meselesini biliyordu. Yani şöyle dediler. Sokağa çıkma yasağı geliyor arkadaşım sabah 6'da.
Bunu işte akşam üzeri 6 gibi duyurdular. Sabah 6 itibariyle sokağa çıkamayacaksınız ama çıkmak isterseniz de işte hastaneye gitmek istersen 1 yazacaksın. İşte eczaneye gitmek istersen 3 yazacaksın. Alışverişe gitmek istersen 2 yazacaksın. İşte ne bileyim köpeğini gezdireceksen 5 yazacaksın. Koşacağım diyorsan hani egzersize ihtiyacım var diyorsan işte 10 yazacaksın ne bileyim. Böyle kodlar var. Bu kodları ismin ve adresinle beraber işte bir adrese gönderiyorsun. Bir telefon numarasına gönderiyorsun SMS olarak. Hatta işte telefonun kontörlüyse öyle diyeyim. O, ücretsiz bir mesaj bu. O zaman da gönderebiliyorsun. Ve böylelikle bir onay mesajı karşısında da dışarı çıkıyorsun. Burada aslında mesele biraz da alandaki yoğunluğu kontrol etmek. Ben hiçbir zaman şimdiye kadar hiçbir alışverişe çıktığımda mesela hayır dışarı çıkamazsın evde otur sıranı bekle gibi mesajla karşılaşmadım mesela. Ve genel itibariyle de ortalık gayet sakin ve insanlar hani bu konuyu anlamış bir şekilde yürüyorlar. Ama burada tabii ki yani devletin, hükümetin, işte ne bileyim yetkililerin tutumu da nispeten sağduyulu bunu söylemem gerekir. Yani eğer sokağa çıkamazsın dedikleri anda dur bir dakika evde işte hiçbir şey yok benim dur alışverişe gitmem lazım falan gibi paniğe kapılmama neden olacak bir boşluk bırakılmadı mesela. Yani üstelik mesela benim evimde o gün su yoktu. Su bitiyordu yani çok az vardı ama ertesi gün dur bir dakika sokağa çıkma yasağı geldi hemen gidip alışveriş yapmalıyım falan gibi bir kafaya girmedim yani. Çünkü biliyordum ki o mesajı attığımda çıkabileceğim ve kimse bana sen niye sokaktasın bacım demeyecek yani. Burada bu gibi rahatlamalar hepimize rahatlatmalar da üstelik iyi geliyor. Yani aslında işte bu işin evde kalmayı, zamanı evde geçirme kısmı artık çok hepimize kabak tadı verdi diye düşünüyorum. Kişisel gelişim, göçüşümler, bir sürü şeyler. Tatsız yani artık. Tamam ne yapıyorsak yaptık ya da ne yapacaksak yapacağız. Şu an kendimizi iyi hissettirecek en ufak şey neyse ona odaklanıyoruz, onu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü daha iyisini yapmak elimizden gelmiyor. Hani işin bireysel tarafından konuşuyorum ben de şu an. Çünkü biliyorum ki özellikle Türkiye'de beni dinleyen arkadaşlar, dostlar hepsi aslında hayatın daha normal, daha olduğu gibi bu hadiseden önceki zamanlarında olduğu gibi aktığını biliyorlar. Yani herkes bir şekilde işe gidiyor ve bir rutinin içinde kalmaya devam ediyorlar. Evde kalan insan sayısı günden güne de azalacak gibi de görünüyor. Ama bilmiyorum nasıl seyredecek. Örneğin burada işte Mayıs'ın ilk haftası itibariyle bir takım önlemlerin hafifletileceğine dair haberler var. Nasıl olur? İşte okullar açılır mı örneğin ya da ne bileyim işte sokağa çıkma yasağı kalkar mı? Restoranlar açılır mı? İşte bunları bilmiyorum ama hani oldukça sizinle de paylaşırım. Fakat buradaki o güven meselesi nasıl sağlanacak, tesis edilecek? Onu bilmiyorum. Hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak yani. Hani şu an insana, arabaya, kapıya, asansöre, işte ne bileyim yani kendi evimin anahtarına falan temas ederken bir takım gerginlikler yaşıyorum mesela ben kendi adıma. Eminim birçoğumuzda da var. Yani bunları aşmak bence kesinlikle zaman alacak. Ve hepimizin bence kitlesel olarak bir takım terapilere ihtiyacımız var. Yani çok basite indirgenmiş bir takım bilgilere, bir takım tecrübe aktarımlarına, bir takım bilgi aktarımlarına bence ihtiyacımız var. Ve bunun gerçekten bir takım kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılması gerekiyor. Yani sadece internet üzerinden değil. Yani bu hadiseyle sadece işte Twitter kullanan kullanıcılar karşılaşmadılar, karşı karşıya kalmadılar. Toplumun her kesiminden insan buna maruz kalıyor bir şekilde. Evinde kalan var, işine gitmeye devam eden var mecburen ama yani bu araç nedir? Televizyondur mesela. Yani bunun ya devlet eliyle ya da özel kanalların bence girişimleriyle bir şekilde yani taşın altına elini koymalarıyla uzman psikologların, uzman psikiyatristlerin ya da bu alanda gerçekten uzman olan kişilerin ama hani öyle sahte diplomayla falan ortalığı karıştıranlardan bahsetmiyorum. En son patladı ya öyle bir haber
hadise yine, aman diyeyim. Ortaya çıkıp gerçekten toplumu birazcık rahatlatacak ve aynı zamanda bilgilendirecek. Çünkü aslında bilmemenin de kabusunu yaşıyoruz bazen. Yani o ilk günlerdeki gibi, hatta şu an bile havada asılı kalıyormuş, 3 saatmiş, 17 saatmiş falan gibi şeyler tamamen bilmemekten. Çünkü aslında bilimin orada bize bir şeyi kesin olarak söyleyememesinden kaynaklanıyor. Ya da işte elimizi yıkadık mı, öyle mi yıkadık, böyle mi yıkadık, el nasıl yıkanırmış, bunu bilmemekten birçok kaygıyı taşıdık. Taşıyoruz da hala. Buralarda bizi bilinçlendirerek azıcık rahatlatacak insanlara, uzmanlara ihtiyacımız var ve bence radyolar, televizyonlar artık bu konuda bir şey yapmalı. Yani uzun zamandır ben Türkiye'de olmadığım için televizyonları bilmiyorum. Hani ne yapıyorlar şu an, bu konuyla ilgili bir yayın var mı, ama rutin olarak bence bu bir şekilde hayata geçmeli diye düşünüyorum. Tabii gündem yegane olunca hep bundan konuşmak ihtiyacı duyuyorum, ama bugün mesela günümü şeneden bir şey oldu. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Benim çok sevgili bir arkadaşım var, Özge. Çok güzel masallar anlatır. Dede bahçesinden masallar diye de bir hesabı var. Oradan da takip edebilirsiniz. Çok tazecik bir anne, Timur geldi hayatımıza. Bugün evde zaman geçirirken böyle bana çok tatlı ufak ses kayıtları yollamış. Okuduğu bir kitaptan bahsetmiş. Kitapta da bir egzersiz olarak okuma yoksunluğu gibi bir şey söz etti. Yaklaşık bir haftalık bir süre boyunca hiçbir şey okumaması gerekiyor. Bu esnada da benim yaptığım bu iş, yani dipsiz monolog aklına geliyor ve kayıtları dinliyor. Dolayısıyla da seslenmek istemiş bunun üzerine. Ve onu fark ettik. Yani karşılıklı konuşurken bana çok iyi geldi. Yani uzaktan ama hani böyle sesiyle var etmesi kendini. Bütün o işte evin içinde 86 tur atarak işte 10 bin adıma ulaşabilirsin tavsiyelerinden filan çok daha iyiydi yani benim için. Çünkü fiziksel olarak evet bir düşüş gösterdiğimiz kesin, ama ruhsal olarak birbirimizi yükseltecek bir takım dokunuşlar hala mümkün. Onunla Özge ile bu mesajının üzerine tekrar böyle mesajlaşmaya başladık ve o an aslında okuma yoksunluğu dediğimiz yerdeki o işte bir şeyden yoksun kalma meselesinin başka bir yerde başka türlü tezahür ettiğini, yani aslında iletişime geçme arzusunun, içgüdüsünün hatta mesaj göndererek, sesli mesaj göndererek tatmin olduğunu fark ettik. Bu aslında güzel bir şey, çünkü insan gerçekten o kadar da becerikli değil yani yalnızlık konusunda. Becerikli gibi görünse de çok eksik kalıyor yalnız olduğu zaman. Onu fark ettim. Ki ben feci yalnızlık övücüsüyümdür yani. Beni bilen bilir. Of yani. Ben her türlü kendi yalnızlığımla, işte ne bileyim, insanların yalnız kalmasıyla ilgili çok inandığım bazı temel şeyler var. Hala inanıyorum, ama bu süreç bana mesela biraz bu yalnızlıkla ilgili bazı fikirlerimi törpülemem gerektiğini hissettirdi. Ne yalan söyleyeyim. itiraf.com yani şu an. Dolayısıyla yani tekrar azıcık geri geliyorum. Özge'nin mesajı bugün bana mesela çok iyi geldi. Demem o ki birbirimize, yani işte WhatsApp'tan bir şey atacağımıza, illaki görüntülü konuşacağımıza filan küçücük kısacık ses kayıtları atarak orada olduğumuzu, hala birbirimize dokunabildiğimizi hissettirmek iyi bir şey olabilir yani. Beni bugün bayağı rahatlattı. Sonra bugün başka ne var hayatımda? Çok ne kadar kişisel bir şeye dönüştürdüm ben bunu şu an ya. Hayatımda neler oluyor bilseniz. Yunanistan'da tabii ki geçtiğimiz hafta Paskalya haftasıydı ve bu gece işte Diriliş Bayramı'nın kutlandığı, 12'den sonra kutlanmaya başlandığı gün. Yarın Paskalya. Evet, dolayısıyla çok şenlikli olmasa bile farklı bir tecrübe yaşandı. Çünkü normal şartlarda
bir hafta boyunca işte kiliselerde ayinler yapılıyor, dolup taşıyor kiliseler. Ve bugün gece itibariyle de 12 itibariyle de İsa'nın dirilişi kutlandığı için aslında herkes sokaklarda oluyor falan gibi bir takım böyle gelenekler var ve ritüeller var. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Hatta Yunanistan hükümetinin aldığı karar doğrultusunda yarın itibariyle, daha doğrusu gece itibariyle bir şekilde yola çıkacak arabalara 300, araba içindeki yolculara da 150'şer euro ceza kesilmesi öngörülüyor. Çünkü aslında bu en büyük tatillerden de biri Yunanistan'da. Dolayısıyla herkes işte şehir değiştiriyor falan, bir şeyler oluyor. Bu gibi hadiselerin önünü almak için böyle bir caydırıcı önlem alındığı ifade edildi. Velhasıl saat 12'de bu gece herkes pencerelere, balkonlara çıktı. Ellerinde mumlarla ve havai fişekler patlatıldı. Zaten geleneğin bir kısmıydı bu. İnsanlar ellerinde yanan mumlarla sokaklarda yürürlerken, yani kiliseden aldıkları ateşle beraber. Bugün sadece balkonlardan bunu yaptılar ve birbirlerine seslendiler. Birbirlerini kutladılar, şarkılar söylediler. Ve çok böyle keyifli, çok farklı bir atmosfer yaşandı. Herkes için çok farklıydı elbette. Benim için daha da farklıydı. Ve hatta aklıma başka bir şey getirdi bu benim. Geçtiğimiz yıl İstos Korosu'yla, İstos Korosu'nu birazdan hemen anlatıyor olacağım. Çok tatlı bir, yine bir workshop akşamında Evgenios Vulgaris, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Benim Yunan ismi konusunda böyle bir sıkıntım var ya. Evet, Evgenios Vulgaris. Hemen check ettim orada. Check ettim! Puh! Evet, hemen kontrol ettim ve Evgenios Vulgaris olduğunu hatırladım, soyadını. Tekrar söylüyorum. Onu ağırlarken çok özel bir müzisyen Yunanistan'da kendisi. İstos Korosu'nda onu ağırlarken yine böyle bir Paskalya dönemiydi. Ve bir Paskalya şarkısı söylemiştik. Ve o şarkının kaydını buldum. Hatta yayını, daha doğrusu kaydı kapatırken size onu dinletmek istiyorum. Umarım siz de eğlenirsiniz. Çünkü çok tatlı bir akşamdı. Yine İstos aslında İstanbul'da yayın yapan, ağırlıklı olarak Rumların sahip olduğu bir yayın evi. İstanbul Rumların. Türkçe, Yunanca bir takım yayınlar yapıyorlar. Çok özel kitaplar var. Ben de İstos'un kuruluşundan beri aslında bütün yayınlarını takip ediyordum İstanbul'dayken. Ama sonra artık bir şekilde onlarla temasa geçip işte kafe açıldı. İstos Kafe Taksim'de. Orada tanıştık hepsiyle beraber. Sonra zamanlar gelişti. Onlar bir takım workshoplar yapmaya başladılar. İşte dil, Yunanca eğitim vermeye başladılar. İşte Yunanca danslar, işte Bizans müziği ve İstos Korosu hayata geçti. İstos Korosu da aslında hiç müzik eğitimi olmayan insanların bile bir araya gelip Yunanca sözlü şarkıları, Latin harfleriyle yazılmış biçimlerini de elde ederek söyleyebildikleri, Fotinik Okalan'ın önderliğinde kurulmuş bir koro. Amatör diyebiliriz. Ve ama çok hevesli, çok samimi hevesli bir amatör koro. Herhangi bir yaş sınırı yok, herhangi bir bahsettiğim gibi müzik eğitimi zorlaması olmayan böyle bir oluşum. İstos Korosu da işte bir süredir hayatına devam ediyor. 2 yıla geldi, aştı herhalde. Ben de o ilk ekip, daha doğrusu kurulduğu gün itibariyle, ilk toplantı itibariyle o masada oturanlardan biriyim. Gururla söylüyorum bunu da. Çünkü çok tatlı işler yaptık. Çok güzel konserler verdik. Hem Yunanistan'da hem İstanbul'da. Örneğin yaşlı evlerine, huzur evlerine gidip konserler verdik. İşte Balıklı Rum'da bir takım etkinlikler yapıldı filan. Güzel şeyler oldu yani. Büyükada'da çok güzel bir konser verdik. Festivalde gibi. Yani böyle tatlı tatlı şeyler oluyordu. Bir Paskalya döneminde de geçen yıl, dediğim gibi işte Evgenios Vulgaris'i ağırladığımız o akşam çok sevimli bir Paskalya şarkısı dinledik.
herkesin çok gülerek, dans ederek eşlik ettiği şarkıyı birazdan sizinle paylaşıyor olacağım. Bilmiyorum yerimiz mi dar, yenimiz mi dar ama başımıza gelen bir darlık olduğu kesin şu zamanlarda. Dilerim hepimiz bu dar zamanlardan sağlıkla feraha çıkabiliriz. Zaten hep bu umuda sarılmıyor muyuz yani? İyi gelen o değil mi hepimize? Birazcık da olsa böyle enseyi karartmamamızı sağlayan o değil mi? Kapatmadan önce gerçekten buraya gelirken bir İstiklal yürüyüşü esnasında Yapı Kredi'ye uğradığımda yayın evine de kitap evine aldığım bir kitap var. Marcus Aurelius'un Düşünceler kitabı. Ayaküstü okuduğumda bile bana çok iyi gelmişti. Çok yıllardır duyuyordum ama bir şekilde fırsat olup elime geçmemişti. Ve yani çok uzun zamandır yaptığım en lezzetli okumalardan biri olduğu için şöyle küçük bir not düşmek istedim size. Hatta aklımda buradan bir takım bölümler alıp hatta üzerine konuşmak gibi bir niyetim var. Çok hoşuma giden güzel alıntılar var içinde. Daha doğrusu benim yaptığım alıntılar var içinden. Onları sizinle paylaşacağım ilerleyen zamanlarda ama belki edinirsiniz orada ya da kitaplığınızda vardır. Şöyle tekrar bir göz gezdirin çünkü hakikaten içimize döndüğümüz bu zamanda bizi birazcık tazeleyecek güzel şeyler var. Marcus Aurelius'un Düşünceler kitabı Yapı Kredi'den. Evet, gıcırdayan sandalyem, mitos radlerim, bilenler bilir ve ben şimdi huzurlarınızdan ayrılıyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Baya oha 22 dakika konuşmuşum. Ne gerek vardı bilmiyorum. Size Kaselorizo'dan yani bir Yunanistan'ın bir bölümünden Santi Megali Paskalya dediğimiz yani işte bir Paskalya şarkısı olan şarkıyı İstos Korosu'nun atölye çalışmasından yani aslında bir nevi kulisinden ve işte provasından size aktarıyor oluyorum. Öper giderim. Genelde yaptığım budur. Hoşçakalın. Let's go.